ne yol açar karaciğer zehirlenmesine? Nasıl böyle bir... Birçok kimyasallar karaciğeri zehirliyor. Alkol başta olmak üzere. Veya alınan kimyasal ilaçlar, çeşitli depresyon nedeniyle veyahut da herhangi bir romatizma hastalığı veya başka bir hastalık nedeniyle alınan kimyasal ilaçlar karaciğeri zehirliyor. Karaciğeri zehirleyen bir şey daha var. O da bu mevsimde, bu zamanda toplanan mantarlar. Böyle şapka gibi büyük bir mantar var. Bu çok ağır ve toksik bir madde içer. Amarantin denen karaciğer hücrelerini iflas ettiriyor. Buna karşı ne yapmak gerekir? Evet, şöyle gördüğünüz gibi bir diken var elimde. Bu dikene bazı yörelerde deve dikeni denir. Bazı yörelerde eşek dikeni denir. Eşek dikeni denir. Çiçeği böyle kiraz kurusu gibi. Çok güzel bir çiçeği var. Ama dikeni çok sert. Battı mı mahveder adamı. Bu deve dikeni veya eşek dikeni derler bazı yörelerde. Bunun kabuğu soyularak şu sapı yenebilir. Çok güzel, lezzetli. Fakat bunun en önemli yeri nedir? Bu çiçek tohuma döndüğü zaman bunun tohumundaki zilimarin denen etken madde karaciğer zehirlenmesine karşı dünyada en etkili maddedir. Karaciğer zehirlenmesine karşı bundan zilibin denen bir madde üretilir. Mesela Almanya'nın sadece bir şehrinde bir ay içerisinde 18 çocuk mantardan hastalanmış. Hemen hastaneye, efendim, infüzyonla hemen kandan zilibin denen madde veriliyor ve ölümden kurtuluyor. Eğer ki mantar zehirlenmesinde hemen hemen her hastanede bu madde olur, olması gerekir. Çocuklar yakalanırsa, yerse zehirli mantarı %50'si ölüyor eğer hemen hastaneye yetişip tedavi edilmese. Yetişkinlerin de %25'inde ölüm riskosu var. Çünkü o mantardaki toksik madde böbreklerdeki hücreleri çürütüyor, deforme ediyor. Bunun birleşimindeki etken madde toksik maddenin hücrelere yanaşmasını engelliyor. Onu kendine bağlıyor. Çok doğal. Hiçbir yan tesiri yok. Hepatit B ve hepatit C'ye karşı da deve dikeninin tohumu etkili. Klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Ha, yüzlerce araştırma var. Bu araştırmalarda efendim siroza yakalanan toplam 2169 siroz hastasına deve dikeninden elde edilen özel bir ilaçla tedavi edilmiştir. Siroz hastalarının diğer kimyasal ilaçlarla tedavi edilenlere göre daha uzun ömürlü oldukları, daha uzun süre yaşadıkları belgelenmiştir. Yüzlerce ilim adamı bunu yapmıştır. Belge, bilgi var yani. Klinik araştırması var. Detaylı bilgi isteyen doğaltedavi.net'ten görebilir. Klinik araştırması var. Siroza geçmemişse henüz hepatit B, hepatit C problem değil. Biz çok güzel bir formül geliştirdik. Bu deve dikeninin tohumu. Ha, şifalı olan kısmı tohumudur. Bunun tohumunun içindeki etken maddenin ekstraktı, ekstresi. Yani özütü. Tohumunun ekstresi. Bir, şahtera tohumu, enginar, şahtera otunun ekstresi, enginar yaprağının ekstresi, oregon üzümü yani mahonya ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan karaciğer için çok mükemmel bir formülümüz var. Kişi mesela bir beyefendi Trabzonlu hepatit C'ye yakalanmış. Hepatit C'ye yakalananlar tedavi edilmezse %80 siroza gider. Hemen zamanında müdahale edilmezse. Hepatit B o kadar değil. Hepatit B'de %2. Hepatit C'de çok yüksek oranda siroza dönüşme riskosu çok büyük. Allah korusun iflas. Karaciğer nakli gerekebilir. Şimdi bu vatandaşa dedim ki ya hepatit C bilmiyoruz. Bakalım görelim ne olacak. Ben dosya getirdim ama arabada kalmış. 6 ay kullandı. İksir, aloe vera jel, deve dikeni forte, kortisep forte, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Bir yıl sonra tekrar doktora gidiyor, hastaneye gidiyor. Tekrar bir analiz.
acaba nüksetti mi etmedi mi gibi, nüksetmedi, sıfır. Hiçbir problem yok. Evet, evet, biz arada teşekkür etti, Allah razı olsun diye. Hepatit B ve hepatit C'den birçok kişiyi hamdolsun biz bu çok özel formülle. Zaten bununla ilgili 2169 bugüne kadar bu 10 yıl önceki veri. Bu 10 yıl içerisinde yüzlerce araştırma daha yapılmıştır. Onları saymadım henüz ama klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Yani problem yok. Geç kalınmadığı sürece hepatit B, hepatit C tedavi edilebilir.